Hisse senedinde yaklaşık 800, 790, 800 milyonluk bir kar var. Şu anda aslında gerçekten hisse senedi böyle adım adım gidiyor. Uzun zamandır benim çok beğendiğim bir hisse senedi. Benim ilk radarıma girdiği zamanlar bu 20'li fiyatlardı. O zamanlarda da biz bu programlarda çok konuşmuştuk. Eylül ayı civarıydı yanılmıyorsam. Burada hisse senedinde yaprak kıpırdamıyordu. Ama bu kadar iyi bir hissenin niçin gitmediğini anlayamıyorduk. Gerçekten aslında anlamaya çalışmamak lazım. Hisse iyiyse eninde sonunda gidiyor arkadaşlar. Sadece zaman. Biz sabırsız davranıyoruz. Ondan sonra hisse senedi 22 seviyesini kırmasının ardından şu an artık 40'a kadar gelmiş. Şu anda bilançonun iyi olmasıyla birlikte hisse senedi aslında yaklaşık 18 FK'lara kadar çıkmış durumda. Bu biraz daha böyle piyasa ortalamalarının bir miktar üzerine çıkmış gibi görünüyor. Mesela örnek veriyorum, Tukaş'ı da çok beğeniyoruz. Tukaş'ı beğenmeye de devam ediyoruz. Ama Tukaş'ın FK'sı şu anda halen 9 ile 10 arasında arkadaşlar. O yüzden bu detaylar çok önemli. Hangi hissenin şimdi ikisi de çok güzel ama bakın enteresan bir bilgi. Bunları iyi kullanmamız lazım. Tukaş 9-10 arası FK. Burada 18 FK'lar var. O yüzden biraz daha fazla piyasanın üzerinde gitmiş gibi görünüyor. Tabii yine yükselecektir. Çünkü 12 aylık bilançonun da iyi gelme ihtimali yüksek. O FK'lar geri gelecektir ama şu an kısa vadede mevcut bilançoya göre bir değerleme yaptığımızda piyasa ortalamalarının bir miktar üzerine çıkmış. Ama bu böyle durumlarda pek piyasa sorgulamaz bunları. Çünkü piyasa gidiyor, sektör gidiyor. Birçok hisse senedi gidiyor. O yüzden insanlar genelde ne alacağını çok fazla düşünmez bu durumda. Yani iyi ise mesela benim için gayet makul bir hisse. Yükselişine devam edebilir. Ama diğer tarafta mesela Tukaş'ın mesela halen cazip olduğunu görüyoruz. Yani çok güzel al sinyalleri verdiğini de görüyoruz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ama şimdi bizim sorumuz yayla gıda olduğu için de onda da şu anda hisse senedi 38 desteğinin altına gelmediği sürece buradaki kazanılan momentum, ivme devam edecek gibi görünüyor. Burada da hedef kısa vadede 45'li fiyat seviyeleri ne doğru devam edebilir gibi görünüyor. Peki, Ayhan çok